Herkese yeniden merhabalar sevgili fotoğraf dostları. Bugün hepimizde özel bir yeri olan siyah beyaz fotoğrafçılık hakkında konuşacağız. Özellikle bugün sizlere uyguladığınız zaman siyah beyaz fotoğraflarınızın etkisini arttıracak bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Tabi ben şimdi sayıyı bilemiyorum. Bu 5 de olabilir, 6 da olabilir. Çünkü ben tecrübelerimi aktardığım için gelişini anlatıyorum. Bu sayı videonun sonunda ortaya çıkacaktır. Müzik Evet, siyah beyaz fotoğrafları hepimiz hemen hemen seviyoruz. Bunun nedeni de herkese göre değişebilir. Ben şimdi kendi kendime düşündüğüm zaman neden acaba siyah beyaz fotoğrafları seviyorum diyorum. Bana daha çok zamansızlık hissi verdiği için galiba ben siyah beyaz fotoğrafları seviyorum. Çünkü çekildiği zamanı bir nevi gizliyor. Biraz da nostaljik bir havası var. Çünkü bundan 100 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafta siyah beyaz. Bugün de aynı duygularla bir siyah beyaz fotoğraf çekilebiliyor. Bunun dışında tabi fotoğrafçılık serüveniniz benim gibi eğer analog dönemde yani filmli dönemde başladıysa siyah beyaz fotoğrafçılığın zaten ayrı bir değeri vardı bizim için. Çünkü siyah beyaz fotoğrafçılık yapanlar sadece çekim aşamasında bitirmiyorlardı işi. Daha sonradan filmin banyosu ve baskı aşamaları vardı ki baskı aşamasında özellikle kartlar kırmızı ışığa duyarlı olmadığı için kırmızı ışıkta biz fotoğrafın gelişimini aşama aşama izleyebiliyorduk ve gerekli müdahaleleri burada yapıp işte kontrast değerlerini arttırıp azaltabiliyorduk. İşte bunun için zaten özel bir yeri vardı. Ama dijital dönemde de tabii ki siyah beyaz fotoğrafçılığa devam ediyoruz. İşte dijital dönemde siyah beyaz fotoğraflarınızı daha etkili hale getirecek ipuçlarını anlatmaya başlayalım o halde. Evet benim siyah beyazı sevme sebebim bunlar aslında ama siz de neden sevdiğinizi mutlaka yorumlar kısmında bizle paylaşın ki herkes bunları bilsin ve katkınız olsun bu videoya. Onun için yorumlara bunları bekliyorum. Evet siyah beyaz fotoğrafçılığı neden sevdiğimizden bahsettikten sonra hemen Neler yapabiliriz etkiyi arttırmak için? Bu ipuçlarını anlatmaya başlayalım. Şimdi siyah beyaz fotoğrafçılığı ayrı bir tür olarak değerlendirmek gerekiyor ilk önce. Yani yapılan yanlışlardan bir tanesi şu. Ben renkli çektiğim bir fotoğrafta işte bazı yanlışlar varsa Hemen bunu Photoshop'ta siyah beyaza çeviririm. Bunu kurtarırım gibi düşünüyoruz ama durum öyle değildir. Çünkü siz daha baştan siyah beyaz fotoğrafçılığı tasarlayarak yaparsanız daha etkili siyah beyaz fotoğraflara ulaşırsınız. İlk yapmamız gereken şey fotoğraf makinamızda siyah beyaz çekim modunu bulmak olacaktır. Hemen hemen bütün zaten fotoğraf makinalarında hatta cep telefonlarında da siyah beyaz çekim modu zaten var. Öncelikle bunu açacağız. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz renkli olan dünyaya vizörden ya da LCD ekrandan siyah beyaz bakmaya başlayacağız ve kurgumuzu bunun üzerine tasarlayacağız. Yani kompozisyonumuzu böyle tasarlamaya başlayacağız. Bunun bir nedeni de şu. Bütün renklerin aslında bir gri karşılığı vardır ama biz bunu göremeyebiliriz. Bu çok tecrübe gerektiren bir şeydir. Mesela kırmızılar beyaza yakın çıkacaktır fotoğrafta ama maviler tamamen siyah yakın çıkacaktır. Bu tahmin edilir bir şey değil. Onun için siz LCD ekrandan ya da vizörden siyah beyaz bakarak bu ayrışımı yapacaksınız. Yani bir gökyüzüne baktığınızda, renkli baktığınızda size çok heybetli gelebilir mesela. Ama bu siyah beyaz modda baktığınız zaman çok kasvetli gelebilir. Siz kompozisyonu değiştirmek isteyebilirsiniz. Onun için İlk yapmanız gereken dediğim gibi fotoğraf makinenizde renk stillerinden siyah beyazı seçmenizdir. Fotoğraf makinesinde siyah beyaza çevirmemizin yani çekerken siyah beyaz modda çekmemizin bir diğer esprisi de şu. Renkli olarak gördüğümüzde bizim pozlama değerlerimiz belki farklı olacak ama siyah beyaz gördüğümüz zaman Pozlamayı çoğunlukla eksiye doğru götürmek isteyebiliriz. Çünkü renklerin parlaklığı ortadan kalktığı zaman, yani karmaşı ortadan kalktığı zaman belki biz sadece beyaza göre pozlama yapacağız ya da siyah alanlara göre pozlama yapacağız. Bunun için de yani doğru pozlama yapabilmek için de siyah beyaz fotoğrafçılıkta siyah beyaz modda çekmek her zaman faydalı olacaktır. Siyah beyaz fotoğraf çekerken RAW artı JPEG format çalışmak her zaman avantajlı olacaktır. Şimdi JPEG'de zaten siyah beyaz modu aldığımız için fotoğraf siyah beyaz kaydedilecek. Ama RAW'da çektiğimiz zaman renkleri de korumuş olacağız. Yani biz daha sonradan bu fotoğrafı işleyerek özellikle daha sonra anlatacağız ama kamera RAW'da keskinliğini ve kontrastını pozlamayı daha da düzenleyerek daha sonradan siyah beyaza çevirebiliriz. Bunun için RAW artı JPEG çalışmak faydalı. Çünkü fotoğraf makinemizin dinamik aralığını da sonuna kadar kullanmış oluyoruz RAW formatta. Onun için bunu da göz ardı etmemek lazım. Siyah beyaz fotoğrafçılıkta etkiyi arttıran bir diğer önemli püf noktası da kompozisyonu sadeleştirmektir. Evet bütün fotoğrafçılık türleri zaten kadraj yapmak demek ayıklama işidir. Ama söz konusu siyah beyaz olduğu zaman kadrajınızı daha fazla ayıklama durumundasınız. Çünkü ne kadar fazla renk varsa aslında sizin kadrajınızda bunlar ayrı ayrı hep size gri tonu olarak geri dönecektir. Ama biz bunu aslen istemiyoruz. Yani siyah ve beyaza yakın tonlar istiyoruz ve arada gri tonlar istiyoruz. Bunun için kompozisyonunuzu kurgularken bunu dikkate alacaksınız. Zaten siyah beyazda gördüğünüz için size fazla gelen gri alanları kadrajınızdan ayıklayacaksınız. Yani daha az öğe kullanmaya başlayacaksınız. Siyah beyaz fotoğrafçılıkta minimalist yaklaşım her zaman etkiyi artıracaktır. Siyah beyaz fotoğrafçılık yaparken çevrenizde gördüğünüz grafiklere ve şekillere daha fazla odaklanın. Çünkü renk karmaşasının içerisinde kaçırdığımız grafikler, şekiller Lekeler siyah beyaz fotoğrafçılığı daha vurgulu hale getirir ve etkiyi arttıracaktır. Özellikle şehir yaşamının içerisinde bu grafiklere daha fazla rastlıyoruz. Özellikle AVM'lerde, metro istasyonlarında, büyük iş merkezlerinde yani bu modern binalarda daha fazla grafik öğeler var. Ya da sokaklarda çalışırken de sokak e, duvarlarına çizilmiş olan grafitiler var. İşte bu yazılar renkliyken çok fazla göze hitap etmezken siyah beyaza çevrildiği zaman aslında etkisi iki kata artıyor olabilir. Onun için bu size yeni bir ufuk açacaktır. Siyah beyaz fotoğrafçılıkta biraz şekil arayın. Yani önce bir zemin bulun ve önüne gelecek olan şekillerle çalışmaya başlayın ve bu sayede de daha fazla hem gözünüzü geliştireceksiniz hem de siyah beyaz çektiğiniz fotoğraflarda bu grafikle beraber etkinin arttığını siz de göreceksiniz. Siyah beyaz çalışırken parlak gün ışığında da çalışın, bulutlu havalarda da çalışın. Evet, siyah beyaz fotoğrafçılığın bir avantajı da bu. Renkli fotoğrafçılık yaparken günün bazı saatlerinde çalışmak istemeyebiliyoruz. Çünkü renkler hoşumuza gitmiyor. Ama renkleri ortadan kaldırdığınız zaman yani sadece ton kontrastı ortada olduğu zaman parlak gün ışığında yani öğlen gün ışığının en parlak olduğu zamanlarda yüksek kontrastlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bulutlu havalarda kontrast biraz daha düşüyor. Evet bütün renkler birbirine benziyor ama Burada da daha farklı ambiyanslar ortaya çıkıyor. Yani her iki durumda da siz fotoğraf çekmeye devam edebiliyorsunuz. Güzel bir avantaj bu. Parlak gün ışığı altında önemli püf noktalarından bir tanesi de kısık diyaframlarda çalışmak. Yani F11 ve üzeri diyaframlarda çalıştığınız zaman zaten ton kontrastı hemen artıyor. Yani siyahla beyaz birbirinden ayrılmaya başlıyor. Bu da etkiyi arttırıyor. Ben genelde A modu yani diyafram öncelikli modda çalışıyorum siyah beyaz çalışırken. Dediğim gibi F11'in altına pek öğlen saatlerinde düşmüyorum. Ve gerekirse yani gölgeleri daha da arttırmak istersem de pozlamın telafimi eksiye doğru getiriyorum. Böylece kontrastımı bir kademede de arttırmış oluyorum. Siyahla beyazı ayrıştırma işlemi yapmış oluyorum. Yani daha çekim aşamasında. Evet deminden beri anlattığımızdan anlayacağınız üzere Siyah beyaz fotoğrafçılıkta biz aslında ton kontrastının peşindeyiz. Yani siyahla beyazın birbirinden kesin olarak ayrılmasını istiyoruz. Bunun için polarize filtre kullanmak da bir başka püf noktası, başka bir ipucudur. Özellikle sürküler polarize filtre. Polarize filtreler bildiğiniz gibi yansımaları ortadan kaldırıyor ama bunu sadece cam yüzeylerde ya da işte suyun üstündeki yansımalı olarak düşünmeyin. Zaten gökyüzünde güneşin parlamalarıyla yansımalar oluşuyor. Bunları ortadan kaldırdığı için daha keskin ve pürüzsüz berrak görüntüler elde ediyoruz. Bunun dışında sürküler polarize filtreler makineniz yani objektifinize taktığınız zaman ön tarafı dönüyor. Onun için sürküler diyoruz. Dönmesinin esprisi de şu. O dairenin her bir tarafında kontrast değeri farklı, farklı derecelerde kontrastlık sağlıyor. Siz çevirdikçe bunu farklı kontrastları fotoğrafınızda görmeye başlıyorsunuz ve istediğiniz kademede bunu bırakabiliyorsunuz. Yani özellikle gökyüzü varsa fotoğraflarınızda ya da daha parlak renkler varsa polarize filtre kullanırsanız siyah beyaz fotoğrafçılığa katkısı olacaktır. Çünkü bu tonlar arasındaki kontrastı daha da belirgin hale getirecek ve daha keskin fotoğraflar çekmenize sebebiyet verecektir. Evet, en önemli ipucunu sona bıraktım. O da siyah beyaz fotoğrafları düzenlemek. Siyah beyaz fotoğrafları daha sonradan düzenlemek için Photoshop ya da Lightroom'u ben tavsiye ediyorum. Ben genellikle masaüstünde Photoshop kullanıyorum ama mobil versiyonda Lightroom'u kullanıyorum. Şimdi biz daha önceden renkli çektiğimiz fotoğrafları da tabii ki siyah beyaza çevirmek isteyebiliriz ama RAW çektiysek fotoğraflarımızı, RAW artı JPEG çektiysek isterseniz RAW formatı önce kamera RAW'da açıp keskinliğini ve pozlama değerlerini kendinize göre değiştirebilirsiniz. Yani ister beyazı arttırırsınız, isterseniz siyahları arttırırsınız. Daha sonra Photoshop'a aktarma yapabilirsiniz bu fotoğrafı, düzenlediğiniz fotoğrafı. İşte burada yapmanız gereken şey Photoshop'ta renk değişiminden siyah ve beyazlarla çalışmaktır. Bazı fotoğraflarda beyazın ön planda olması gerekir. Yani ton kontrastını bu sağlar. Bazı fotoğraflarda da siyahın fazla olması gerekir. Ama temel olarak biz bir orta gri belirliyoruz. Diğer grilerin beyaza gitmesini, koyu grilerin de siyaha gitmesini istiyoruz. Onun için beyazları bir miktar arttırıyoruz, siyahları da eksiltiyoruz ve böylece de biz siyahla beyaz arasındaki zıtlığı fotoğrafımıza katmış oluyoruz. Ardından da keskinleştirme yapabilirsiniz. Sharpen dediğimiz kenar keskinliğini katabilirsiniz. Ve böylece istediğiniz etkiyi verecek daha kuvvetli siyah beyaz fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Eğer daha kolay bir şey istiyorsanız siyah beyaz çalışmakta yani işlemek için ben mobilde Lightroom mobil versiyonunu kullanıyorum. Onu kesinlikle tavsiye ederim. Burada ne yapıyorum ben? Eğer zaten siyah beyaz çektiysem direkt fotoğrafımı açık, açıp ışık kısmına geliyorum. Burada ilk yaptığım şey beyazları arttırmak, siyahları da eksiye doğru düşürmek. Ve biraz gölgeleri arttırmak yine bu etkiyi arttırıyor. Daha sonra efektler bölümünde de dokuyu ve netliği arttırıyorum. Burada biraz vidyet verebilirsiniz. Yani kenar kararması verebilirsiniz. Daha odaklanmış güzel bir görsele bir takviyedir bu. Daha sonra da ayrıntılar bölümünde keskinleştirme var. Bu keskinleştirmeyi de yaptığınız zaman hemen sosyal medyada paylaşmaya hazır, çok etkili siyah beyaz fotoğraflara hemen ulaşırsınız. Evet, başından beri anlattığım üzere biz önce siyah beyazı çekerken kurguluyoruz. Yani bütün pozlamamızı, kompozisyonumuzu siyah beyaza göre zaten ayarlıyoruz. Ama işin ikinci ve önemli ayağı da aslında bu siyah beyaz fotoğrafları doğru işleyerek gerçek beyaz ve gerçek siyahı fotoğrafa ekleyebilmek. Bunun dışında da dediğim gibi keskinliği biraz arttırarak daha görkemli siyah beyaz fotoğraflara böylece ulaşmış oluyoruz. Evet bu bölümümüzde sizlere hemen hızlıca yaptığınızda siyah beyaz fotoğraflarınızda nasıl etkiyi arttırırsınız onu anlatmaya çalıştık. Bu konuda da güzel bir söz vardır. Renkler göz zevkine siyah beyaz da ruh zevkine hitap eder diye. Bu gerçekten güzel bir sözdür. Onun için siyah beyaz fotoğrafçılığı seviyoruz. Ama daha etkili siyah beyaz fotoğrafçılık yapmak için de bu anlattığım ipuçlarıyla daha iyi neticelere gideceğinizi ümit ediyorum. Yorumlar kısmına siz de programsal olarak ya da çekimle ilgili yaşadığınız deneyimleri aktararak katkıda bulunabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.